Gerçekten söylüyorum, ben çok romantik. İbrahim abi Kemal'den sonra bozdu zaten, baksana. Hepimiz soyunuz falan. 5 tane abone gelmiş, dur bakayım, merak ettim. Romantik bir insan. Ayağa kalkabiliyor mu? Sonra çok başka yerlere gidiyor. Kukuma güveniyorum. Paşa Gray'ı da değiliz yani, hiçbirimiz öyle bir fotoğraf da atamayız. Hasan sen de... bir şey söyleyeceğim. Peki ya bunlar, yani bu yalan makinesi doğruyu söyleyemiyorsa? Sıçt, ilişki bitti. Yani geri dönüş yok, anladın mı? Hani o diyor ki hayır diyor mesela, yapmadım ama yapmışsın diyor İbrahim abi oradan. Sıçtın. Yaşınıyorsun ya, ben zaten ayıkamıyorum ya. Bu alet neye göre? Mesela benim abi, yapmadığım şeyle ilgili üstüme gelince bak, ben gene çok heyecanlanıyorum. Ben İbrahim abi bunu anlattı bana. Dakikalarca anlattı. Dedim ki abi bak, %100 mü? %100 diyor. Dedim abi olamaz. Olamaz abi dedim, mümkün değil. %100 diyor, bakalım. Kazanç kadın 15.200 falan, erkek gamer, öyle bir hayat yok yani. Dondurucunun galerisine girsek o kadar nüdü yoktur diye düşünüyorum. Bu program hakikaten başka bir yere gidiyor. Dur lan, çok merak ettim. Hadi bakayım. Gözler bağlı. Köşede İbrahim Bey. Ancel ve Onurcan, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhaba. Yalan makinesiyle ilk buluşmada olacaksınız. Kadir, eyvallah. Siz de hoş geldiniz. Kadircik. Hoş bulduk. Birbirinize sorular soracaksınız, cevaplar alacaksınız ama İbrahim Bey burada olduğu için kendisi yalan dedektörü uzmanı, maalesef yalan söyleyemeyeceksiniz. Ya fuş operasyonu gibi ne diyorsun oğlum? Fuş operasyonu gibi geldiler ne ya? Ya aklınıza nereden geliyor? Neyi patlatmadın makineyi? Yalan bizim işimiz abi. Bu arada ben iddia ederim. Yani ben net söylüyorum, bu makineyi kandırırım. ya da Mert'le mesela kapışalım. Mert'i agro oynarken ya da ne bileyim işte şey oynarken, Among Us oynarken bağlayacaksın. Bir şey diyeceğim bak. Bak sen yalancı bir adam değilsin. Asla değilsin. Aynen. Şimdi bu yeteneğin nerede gelişti acaba? Onu çok merak ediyorum yani. Hiç söylememiş ben bir adam. Oyunda da yalan söylemiyorum ki abi. Ben oyunda baskı kurarak, evet, kazanmayacağım. Bağırıp. Nasıl yalan söylemiyorsun? Belamızı sikiyorsun ya. Nasıl yalan söylemiyorsun? Hani yalan söylemek şudur abi bak. Hiç sesini yükseltmeden. Ya ben şunu yaparken bunu bu oldu. Ondan bu oldu, şu oldu falan. Ben öyle. Bir RP'si yaptım ya. Ben de şey oluyor mesela. Ben sinirleniyorum. Yükseliyorum ben mesela. Evet bak, sen direkt agresifleşiyorsun. Neyse, dur bakalım. Birbirinize sorular soracaksınız, cevaplar alacaksınız ama İbrahim Bey burada olduğu için kendisi yalan dedektörü uzmanı, maalesef yalan söyleyemeyeceksiniz ve şu an bile yalan abi, inanma. Tamam. Şimdi birbirinizi ilk kez görmek için yavaşça göz bantlarınızı çıkartın. Oğlum diye. Sevgili değiller ya. Yok abi, burada dedektörü uzmanı. İlk buluşma. İlk buluşma değil mi bu? Evet. Aynen. Tamam oğlum, o maalesef daha güzel. Yalan söyleyemeyeceksiniz ve birbirinizi tanımaya çok çalışacaksınız. Çok deli sorular geliyor aslında. Şimdi birbirinizi ilk kez görmek için yavaşça göz bantlarınızı çıkartabilirsiniz. Merhaba. Selam. Evet. Var mı gerginlik Onurcancığım? Bir tık. Ancel sende var mı? Hayır. Hiç yok. O zaman İbrahim Bey yalan makinesinin sensörlerini size takabilir. Daha önce hiçbirinden nude istedim. İstemedim. Evet, yani hayır diye cevap veriyorsun. Hayır. İstemedin mi? Mümkün mü ki istememek? Biraz sıkıştırınca kendi kendine söylüyor zaten. Evet Onurcan, daha ilk sorudan yalanını söyledin. Evet. Mükemmel bir giriş ya. Peki ne sıklıkla istiyorsun? Bari onu söyle. Biyolojik. Günde 7-8 defa. Buna cevap vermek zor yani. Bana bakarak söylemek kolay. Ancel'e bakarak söylemek. İki günde bir falan gibime geliyor. Daha mı sıklıkla? O kadar değil. O kadar değil. Yani eğer hani karşımdaki insan her istediğimde veriyorsa iki günde bir de olabilir. Nude. Ama aynen. Niye nude diye vurguluyorsun ki? İçinden geliyor benim açıkçası. Diyorum ki şu an benim nude'a ihtiyacım var. Yani buna ihtiyacım var. Oğlum bu...
Peki neden hazırını kullanmak? En azından açık sözlü. Neden istiyorsun? Hazırını kullanmak derken? Hazır pornografik içerik kullanmak. Onun büyüsü başka demek şimdi çocuğun. Sen ihtiyaçların ya da zevklerin niye tartı soruyorsun? Ya bilmiyorum, gerçekçi geliyor. Rasyonel olmayınca da çok hani yani hissedemiyorum ben kendimi. Gerçeklikte demek böyle patlıyor. Tabii, kadınlar. Aynen. Tamam, okey, anladım. Peki gerçekçilik konuştu. Neden real life yerine, görmek yerine sürekli istemek? Yani pandemideyiz. Uzaktadır. Yokluktayım bacım diyorum. Güzel, peki yani çok istiyor mu erkekler bunu? Şöyle bir sınırı var. O lakaytlık sınırını geçtikten sonra kesinlikle ona kapı açmış oluyorsunuz yani. Yani belli bir eşiği oluyor. O raddeyi geçirebilirsen bir direniş oluyor orada. O duvarı yıkabildikten sonra karşı taraftan bunu talep edebiliyorsun ve o talebe de bir karşılık geliyor. Oğlum nüt istemeyi bu kadar akademik bir dille anlatabilen başka kim? Duvar var, yıkılıyor falan. Sen birine nüt attın mı peki? Ben genel olarak istediğim kişiden hani buna karşılık da veririm yani. Akşam bence bu cesarettir ya. Bravo. Bravo lan. Olmalı bence yani. Bu da ya çok bir de okay şey, konu. Hani ben kendimi de beğenirim vücudumu falan. Ooo. Sergilemekten de hoşlanırım zaten. Ama bir şey söyleyeyim mi? Çok az erkek nüt atar. Değil doğru. Estetik mevzusu çok önemli ya, evet. Bence. Bir de yani hani erkek fiziği birazcık seksistlik yapayım ama erkek fiziği bence o kadar estetik bir şey olmadığı için. Genelde kadınlar bunu söylüyor. Kadın fiziği. Aynen, evet. Kadın böyle yani melek gibi tartışılır falan. Tartışılır bu arada bence. Bana sorarsan yine tartışılır. Erkek vücudu da gayet estetik olabilir. İbrahim abi uçuyor şu an. Olabilir. Ama yani nasıl sunduğun da önemli birazcık. Ben mesela nude'u bomboş bir nude atmamaya çalışırım yani, attıysam da eğer. Ha, role play falan yani. Yo işte. Bomboş atmıyorum. Estetik algısı sistemi bize bastığı şey de değiştiği için aslında erkek vücudu asıl şeydir yani. Hani bütün canlılarda böyle, doğada böyle ya. Yani. Sen de biliyorsun babuli. Erkek hayvanla kadın, dişi hayvan, kedide, köpekte baktığında erkekler daha kaslı, böyle duruşu asil. Yani hayvanlarda çok rahat görülüyor. Ama şimdi sistem bize öyle bir şeyi güzel diye sunuyor ki kadın vücudu estetik zannediyoruz belki de. Ya erkek vücudu... Bir yorumdu babuli. Evet, objektif bir yorumdu. Ya erkek vücudu, şimdi vücut var, vücut var bir de yani şimdi. Tabii. O yüzden... Çok İyi şey değil. İyi vücutlardan bahsediyor. Evet. Haklı, katılıyorum. Ah be baboli. Konu çok başka yerde gidiyor. Beni buraya... Ben yani İbrahim buraya Bey, siz boş verin. Siz sensörlerden devam. Ben nüdye gelmedim. Ya bu arada konu beni bayağı aldı. Ben hani... Ya bu konu hakkında konuşmak isterim. Hani uzun bir süre daha vaktimiz varsa. O belli oldu zaten. Ama diğer soruya geçmeden Onurcan, gerçekten seni tebrik ediyorum. Nüt istiyorsun. Yani kurşun atıyorsun da alıyorsun. Aynen, da. Kesinlikle, kesinlikle. Çatışıyor. Bu arada Angel'e ben şunu sormak isterim. Fazla müstehcen kaçmazsa. Sen atıyor musun peki nüt? Yani depends, değişir. Gereklilik durumuna göre, kim olduğuna göre çok değişir. Hmm. Onurcan, buraları atacağız zaten ama yani sanki şey birazdan Angel'den nude isteyecekmişsine. Tam onu diyecektim ya. Herkes canlandırıyor değil mi? Çok kötü. Hepimiz soyunuyoruz birazdan. Ya İbrahim abi, yapma gözünü. Yapma gözünü seveyim. Twitch'te değiliz abi ya. Yaptığında da pişman oldu. Pişman oldu bak. Evet, evet. Baya şu an pişmanlık var bak, görüyor musun? Espriden sonra ama... İbrahim abi. Espri çıktığı için de mecbur yaptı. Ben demese miydim ya? Dur bakayım. Pant değişir. Gereklilik durumuna göre. Kim olduğuna göre çok değişir. Neden nude isteyecekmişçesine baya konuyu değiştin. Bak şu an espri geldi aklına. Herkes canlandırıyor değil mi? Çok kötü. Hepimiz soyunuyoruz. Ağzımda şu bak şu etrafa üçlü dörtlü bakış her şeyi anlatıyor. İbrahim Bey de bu arada. Hemen ilk soruda ya. Bence konuyu değiştirelim. Bir sonraki evet, soruya geçelim. Bir diğer soruya geçelim. Her iki tarafında medeni cesaretini ve açıklığını takdir ettik. Ünlü olacağını bilsen, TikTok'taki en saçma akımları bile yapar mısın? Ki bana yaparsın gibi geldi. Hayır. Emin misin? Emin misin? Yani katı yani. TikTok çok farklı bir level'mış gibi geliyor ben bana. Ben bir şöyle yapayım da sonra açıklasın. Akıma göre değişir, yapılabilir ya. Ne kadar ünlü olduğuna ve ne olacağına bağlı ama TikTok'tan da ünlü olmak istemem. Şimdi linç yiyeceğim kesin bunun için. Abo yani TikTokçular saldırdı şu an. Yani niye, TikTok'un neyi var? Çünkü çok ya, alt kültür geliyor. Bir de TikTok'tan ziyade en saçma akımları bile yapar mısın diye soruyor zaten. İzlemediğim için tahmin edemiyorum ama yaparım ya. Yaparım yaparım. Tamam yaparım. Yaparsın. Yaparım yaparım. Çekici bir kadını zeki bir kadına tercih eder misin? Ederim.
Ya sen yani. Oğlum sen çok kötü durumdasın kardeşim ya. Sen şu an harbi yani az önce balyozu aldın, duvar kırdın. Şimdi bu soru sorulmamalı ya. Şöyle bakmadan söyledim. Ama şöyle. Doğru söylüyor değil mi İbrahim? Evet. Ya bir de şu şekilde ederim hani etsem de. Eğer belli bir süreç geçireceksem hani o noktada bir kadınla, karşımdaki kadınla gerçekten bir süreç geçireceksem o zaman zeki bir kadını tercih ederim. Onurcan ne demek istedin? Ha yani şunu demeye çalışıyor. Takılıyorsam zekaya bakmam. Yani çekiciliğe bakarım diyor. Ama uzun süre bir ilişki yaşayacaksam, işte ne bir evleneceksem, uzun vadeli bir şey düşünüyorsam tabii ki de zekayı tercih ederim diyor. Ya aslında normal bir cevap aslında bu. Bir baştan. Ancak sen anladın. Yani, samimi bayağı. Yani. Açık sözlü olduğu için bunu söylüyorum yani. Açık sözlü söylüyor. Ne düşünüyorsa söyle. Sen tercüme et. Ya ben yine çok söylenmeyecek şeyler aklıma geliyor. Ya İbrahim abi yapma gözünü. Ancak sen ne düşünüyorsun bu konuda? Erkekler genel olarak çekici kadınları, zeki kadınları tercih mi ediyor? Evet. Dış görünüşe kesinlikle önem verdiklerini düşünüyorum. Çünkü first look yani kesinlikle. Ve first baktığın look. Zaman ben de aynı şekilde. No. İlk baktığın izlenim çok önemli. Ama sonra içinin boş olup olmadığını konuştukça anlıyorsun. Takılma tarzına göre değişiyor, doğru söyledi. Uzun süreli bir insanla birliktelik vesaire düşünüyorsan kesinlikle... Oha oğlum o piercing nerede lan öyle? Oğlum bileğin üstüne... Yapıştırmadır ya. Ya yok lan o bayağı göçmüş lan öyle yapıştırma mı olur? Ben deliktir o ya. Yana mana da yapıyorlar ya ama nasıl yapacak oradan onu? Oğlum nasıl oluyor birazcık... ya bak. Ne bileyim lan. Yatarken ben kolum fazla geliyor çıkarıp atasım geliyor. Kulağımın üstüne yatıyorum kulağım acıyor. Yani o kadar şey takılmıyor mu oğlum bir yere lan? Ben taksam öyle bir şey her yer paramparça olurum herhalde. Bak söylüyorlar deri altına takıyorlarmış öyle. Zekası da olsun yani. Türkiye'de erkekler mesela sadece çekici olduğu için... Kendisine hiç uymayan, aptal bulduğu bir kadınla uzun süreli ilişki kuruyor mu sence? Tabii. Şimdi gold diggerlik diye bir olay var. Bunu meslek haline getirmiş, devam ettiren ablalarımız var. Mesela çok fazla devam eden bir şekilde insan var hayatına yani. İnşallah gold diggerlardan geçersin. Bu da tarihimizde ilk olur. Fiziksel görünüşünde beğenmeyip estetik yaptırmayı düşündüğün bir yer var mı? Var. Evet. Bu arada ben şey hani bunun üzerine... Hayır. Ancel. Oğlum çok şöyle net var dedi. Şöyle çok param olsa belki gözden çıkartıp yaptırabileceğim birkaç yerim var. Gözden çıkartmak derken? Parayı gözden çıkartmaktan bahsediyorum. Mesela? Ama mesela burnumu yaptırmak istiyorum. Ama sonra bakıyorum herkesin burnu yapılı. Sonra çok soğuyorum. Diyorum ki yaptırma böyle devam et. Bak şimdi Onurcan'ın yüzüne bak. Ve ona dokun. İyice odaklan. İyice odaklan. Eyvah eyvah. Bak. Ve Onurcan'da... Ne estetiği yaptırırsın? Bize anlat. Estetik değil de dolgu yapabiliyor muyum? Dolgu yaparım. Jawline yapardım. Çok hoşuma gidiyor. O ne lan? Daha dün... Yaptırıyordun az kaldı. Bir arkadaşım aynı şeyi söyledi. O bu hafta içerisinde bir şey yaptıracak. Ne olduğunu hatırlamıyorum şu an. Ve bana dedi çene ki benim yanımda gel sen de jawline yaptır dedi. O da benim yaptırmam keskin gerektiğini düşünüyormuş. Jawline'dan sonra tekrar çekim yapalım. Ne? Ben de jawline yaptırmak keskin istiyorum. Keskin çene böyle. Keskin çene mi? Evet, herkes de biliyor ha. Böyle. Ya çene böyle kaslarını geliştiriyor hani o mu? Yok lan işte şeyle dolguyla değil mi? Basıyorlar oraları çeneyi çıkartıyor işte. Sıva mıva falan böyle. Sıva mıva. Bize gerek yok. Kordi mi? Ya ayıp oğlum arkadaşlar ya. Bu kadar malzeme israf yapılır mı? Kardeşim o nerede o hiç sesi de çıkmıyor. O rol oynuyordu. Espriyi anlayamadık lan alkış vallahi. Peki başka bir şey var mı? Yok, ayağa kalkabiliyor mu? Ne oluyor oğlum şu an? Artık böyle İbrahim hayat sorgulamaya başladı. Dur bakayım. Peki başka bir şey var mı? Yok, ayağa kalkabiliyor mu? Biliyorsunuz ki artık böyle abs falan yapılıyor artık estetikle falan. Ne yapılıyor? Kalça işte. Oralarda hiç problem yok bu arada. Ha, tamam, çok güzel benim vücudum. Gayet iyi ya. Birazdan zıplatınca göreceksiniz. Onurcan, bir nüdün var be kardeşim senin? He? Kızlar bakıyor. Bakıyor. Biliyorum bu da gerçekten şeymiş yani. Çok spesifik bir şeymiş erkekte. Popo. Onurcan, popoma güveniyorum diyebilir misin? Yani. Ama bak bana değil. Angel'in gözlerine bakarak. Bak ciddiyet ya. Bak şu İbrahim Bey'e bakar mısın? Bu program ciddiyet. Hakikaten başka bir yere gidiyor. Angel'in yüzlerine bakarak popoma güveniyorum de ya. Heyecanlı bir cümleyi duymak istiyorum. Evlenme teklifi gibi bir şey çünkü. Evet bak ciddiyet. Hadi herkes ciddi. Angel. Popoma güveniyorum.
Güzel. Bravo, alkışlayın. Oğlum o kadar çalışmışsın. Daha radikaldir. Abi Bimbit geldi bakayım. Kadircik doğum günüm abey demiş. Kadircik doğum günü kutlu olsun. Kadircik 300... Oğlum doğum günün değil mi? Sen niye bana yolluyorsun bir şeyleri? Biz sana yollayalım. Kadircik garibim ya. Doğum günü kutlattıracağım diye bunu okuyayım. Kira parası bırak. Dur burası. İki abi. Ne? Sen popona güvenir misin? Sevgilin insan... Bakayım. Güvenirim. Ben popoma çok güveniyorum. Instagram'a çekici fotoğraflar koysa müdahale eder misin? Kesinlikle etmem. Hayır. Evet, bir dakika dur ya, koptum, sorudan koptum dur. Daha radikaldir. Sevgilin Instagram'a çekici fotoğraflar koysa müdahale eder misin? Kesinlikle etmem. Hayır. Evet İbrahim Bey'i bakalım. Onurcan doğru söylüyor. Doğru bu arada, evet. Peki oldu mu böyle bir sevgilin? Instagram'a çekici fotoğraflar atan bir sevgilin? Ya şöyle ergenliğimde falan hani o dönemlerde çok böyle eril hormonlardan kaynaklı herhalde, bilmiyorum. Manasız bir kıskançlık vardı gerçekten bende. Ve bundan tatmin olmuyordum hani, daha da üstüne sürekli bir taviz istiyordum karşımdakinden ve de o veriyordu. Böyle bir ilişkim falan olmuştu. Bunda sonrasında herhalde bir anda bundan keskin bir dönüş oldu. Sonraki ilişkimde de tam tersi. Çünkü oradan herhalde yeterince çekmiştim. O sebeple sonrakilerden hiç karışmamaya çok özen göstermiyorum. İlk tavizi bile istemiyorum genel olarak. Anca sence nasıl olmalı kıskançlığın dozu? Sıfır kıskançlık bir insan olduğum için bu konularda hiç yorum yapamıyorum. Hatta şöyle bir, mesela bu soruyu okuduğumda aklıma şöyle bir şey geldi. Neden sevgilisi tek atarken beraber atmıyorsunuz çekici fotoğrafı, couple goal sayfaları gibi yani, anladın mı? Okay. Etkilendiğim bir adam var. Çok etkileniyorsun ve çok aşıksın gerçekten. Ve senden böyle bir şey istedi. Bu noktada taviz verir misin kendine? Okeyler misin yani? Çete ne oldu ya? Oğlum chat coştu mu? Ne oluyor? Herkes chat'i birbirine sövüyor. Sakin chat, sakin. Ne bileyim lan, herkes bir an chat GG falan yazmaya başladı. Tamam, atmıyorum o zaman. Hayır, kesinlikle. Çünkü düşünce yapısı çok önemli. Orada patlayan şey fotoğraf atıp atmaman değil, düşünce yapısı patlamış oluyor. Sasha Gray'ı da değiliz yani, hiçbirimiz öyle bir fotoğraf da atamayız ya. Ancel Instagram'ını koyacağız, bakalım nasıl fotoğraflar açıyorsun. Sadece ilgi görmek için çok da hoşlanmadığın birine kuru yaptın mı? Hayır. Anlat Ancel. Anlat. Böyle bazen anlat. Çok ılık zamanlarım oluyor. Ve sadece cuddling falan ya da böyle take care olmak istiyorum birilerinin tarafından. O yüzden çok hoşuma gidiyor ve hoşlanmadığım birilerinden ilgi görmek hoşuma gidiyor. Her kadın ilgi görmekten hoşlanıyor bence. Şimdi baştan açalım. Bir kere ılık zamanlar ne demek? Ilık zamanlar... Biz puştuz zaten. Hep karşı taraf. Böyle romantizmin yüksek olduğu zamanlar oluyor böyle ve birileriyle relationship anlamında bir şey değil de... Neden İngilizce söylüyor bir şeydir? Bilmiyorum ben, en tilt olduğum şeydir bu arada yani, sadece yorum yapıyorum. Çok sinirlenirim ben böyle sürekli İngilizce kelime koymak. Duygusal boşluğa düştüğün zaman öyle ilgi görmek istiyorsun ve sadece o anlık ilgi görmek istiyorsun. Aşamadığın gibi o yüzden biraz... bunu yapabiliyorsun. Peki burada dürüstçe söylüyor musun yani? Yükseliş. Ben şu an hani böyle bir duygusal boşluktayım, bana biraz ilgi göster. Onun devamı gelmeyecek diyor musun mesela? Karşı taraftaki insanın kim olduğuna göre çok değişen bir şey bence. Onurcan var karşında. Onurcan'a söylemem, Onurcan tehlikeli olabilir. Onurcan'a söyle. O ılıklık zamanım geçip böyle çok farklı şeylere yönelebilir, o yüzden... Ya sen hiç şey... Ya şimdi şöyle mesela, benim çocukluk arkadaşım var bir tane. Amerika'da, Amerikalı aslında ama Türkiye'de yaşıyor. Çok fazla Amerika'ya gidip geliyor mesela. O böyle ilgi çekmek için veya dikkat çekmek için yapmıyor. Gerçekten çoğu kez Türkçe karşılığını bilmediği için, Türkçe kelimesini bilmediği için İngilizce ekliyor oraya mesela. Ve hani yadırgamıyorsun çünkü onu şey yapmıyor. O da yabancıymış ya. Olabilir. Yabancıysa çok normal bir şey. Ama böyle bilerek hani böyle sürekli böyle hani havalı olayım, İngilizce kelime kullanayım yapıyorsa o çok irrite edici bir şey yani. Ben kendi düşüncemi söylüyorum. Ama bir yabancı tarafı varsa okey yani, sıkıntı yok. Okey? Tedirgin etmeyen birine karşı. Aynen öyle. Aynen öyle. Tamam, bir ilgi görmek istiyorum. Adı Angel mı? Ben onu Angel falan gibi bir şey saldım. Angel miymiş bayağı? Aynen böyle. Ben sömürebildiğim kadar. Ya da bayağı Safkan Türk aslında, hiç alakası yok yabancı ama kendine Angel diye bir nickname yapmış yani. Yani evet gibi. Öyle. Kötü bir isim. Ancak sen bak ve Onurcan'ın duygusal boşlukta olduğunu düşün ve ona tatlı bir teklif ya da tatlı bir şey söyle bakalım. Hafta sonu beraber. Abi sen yangın boyusunda bir abi ya, sen buraları lead edersin demedin mi? Dedim. Ama o böyle oyunu hani... Oyundan alışkanlık yani, o an bulamadım böyle, adamın ki abi sen lead edersin burayı dedim. Sonra güldük zaten, makara geçti. He dedi adam. He o da aynen ederim ben dedi, ne dediğini bilmiyor tabii. O benim yani boş bulunup söylediğim bir şeydi.
Her dakika onu yapsam anlarım ama o çok ekstrem bir örnek. Ya bazısı ben... şekil yapmak için öyle ağzını yayıyor. O rahatsız ediyor. Tamam işte o antipatik oluyor işte evet. Yoksa... Ama bizim yaptığımız hani harbiden doğal olarak alışkanlık bir ağız alışkanlığı gibi oluyor senin yaptıkların ya. Aslında lead etmeyi de ben öyle çok kullanan biri değilim. Kuramadım orada bir an. Böyle hani sen organize edersin diyemedim. Lead çıktı ağzımdan. Donut alıp Netflix izleyip sarılmaya var mısın? Kesinlikle. Tabii ki de var ya. Tabii ki de var onun için. Umurunda değil şu an Netflix'miş, Kıtflix'miş, Donut'miş. Gerçekten söylüyorum ben çok romantik bir insanım. Oo. Daha önce birini etkilemek için aşık taklidi yaptın mı? Yaptım, evet. Doğru bu, doğru. Senin dediğin gibi bir dönemdeydim galiba. Duygusal bir boşluktaydım. Ve bir şekilde hani bir yerden bir şey bekliyordum yani. Çet, coşmayın. Aşk nasıl oluyor tam olarak? Normalde kendi kafamda zaten bir şekilde romantik bir hale getirdiğim bir ilişkiyi ben çok daha fazla dallandırıp budaklandırıp işte böyle çok inanılmaz bir aşk varmış gibi hissettim. Yani... Abi o bir duygusal boşluk değil gibi. Yani bence bu duygusal boşluk değil. Bu bayağı libidonun tavan yapması. diye o ne diyorum ya. Vur şöyle bir kan gitsin, beynin çalışmıyor. O durumlar geldiği zaman insanlar onu duygusal boşluklarıma bağlıyor. Tamamen cevabı bu bence. Nasıl yani? Romantik sürprizler falan böyle bir şey mi? Uzun mesajlar falan şöyleydi, böyleydi aynen. Ne yazık ki öyleydi. Falan. Maddi olarak senden oldukça düşük biriyle sevgili olur musun? Hayır. Ya gülüyor ya arkasın. 25 yaşındayım. Ailemin maddi durumu tamam okey. Bizi eğitecek ve bir yere getirecek kadar okeydi. Ama sonrasını hep kendim yaptım. Ve kendim yaptığım için karşımdaki bir insanın da en az benim skalamda olması gerektiğini düşünüyorum. Yani peki şöyle olmuş olsa mesela. Karşındaki insan hani bir şeyleri kendisi yapmaya çalıştı, uğraştı vesaire falan filan. İşte atıyorum yine bir girişimde okay, bulundu. Tamam. Ve sonrasında battı. Ve şu an maddi olarak durumu düşük ama çabalamış. Ve kendi kendine hani ayaklarının üzerinde kalmaya çalışmış bir şekilde. Skala. Yani eğer beraber bir hayat götürüyorsam egale edebiliriz falan diye düşünüyorum. Yani tabii benim de yaşadığım hayat stiline uyum sağlayabilecek bir insansa. Şey değil yani aylık kazanç kadın 15.200 falan erkek gamer öyle bir hayat yok yani. Öyle bir şey kesinlikle istemiyorum. Gerçeklerle yaşıyoruz yani yemek yemediğin sürece yaşayamıyorsun. Tabii. Minimum. Ve ben hayat standartlarımı ve kalitemi birazcık yükseltmek için şu anda çaba gösteriyorum. Ve işte ne bileyim bu aldığın iyi bir kıyafet de oldu. Sen kaybettin. Görüşürüz. Bir şey söyleyeceğim ya. Ya insanların tabii düşüncelerine saygı duyuyoruz tabii de. Yani ya bir noktada ya bunun cevabı bu olmamalı bence. Yani skala işte benim seviyemde olmalı falan. Bunlar yanlış kelimeler. Daha farklı tanımlanabilir bunlar. Yani hani işte hayatın zorluklarından bahsedilebilir. O ortada işte çoluğun çocuğun vardır, bir şeyin vardır, onların geleceğiyle ilgili şüphelerin, kuşkuların olabilir falan filan. Bunlarla ilgili yorumlarsın ama hayat müşteriktir dersin, ben ona destek olurum dersin, yeri gelir o bana destek olur dersin, toparlarsın, yürürsün. Ama ben hiçbir zaman hayır bunun maddi statüsü ya da işte işi gücü bu deyip hayır diyebilenlerden değilim mesela. Yani kahraman olmak için söylemiyorum, gerçekten düşüncem bu olduğu için söylüyorum. Bunlar çok şeyler. Yani mesela bak çocuk çok güzel örnek verdi. Dedi ki senin o skalam dediğin aşamada dursun erkek. Ve de batmış olsun. Bak batmış olsun dediği zaman bile bir yüz ekşidi. Yani bu da şu demek oluyor benim anladığım kadarıyla. Biz bir hayatı müşterek yaşıyoruz. Eşim denilen kişi kadın erkek fark etmez. Bir seviyede ve bir kazancı var. Ve battığı zaman ben onun yanında olmam. Bir süre dayanabilirim. Sonra terk ederime bağlanıyor. Bu da... Çok kötü bir şey. Yani bu çok acınası bir şey bence yani. Olabilir abi, hayat böyle bir şeydir. Bu ne bileyim maddiyatla olmaz da hastalıkla olabilir. Farklı şeyler olabilir ne bileyim. Ya o şey ya, tecrübesiz yorumu yapıyor kız. Evet. Memur kafası bir yorum yani. Bence tam konuşamadı ya. Ya da tam konuşamadı. Şey biraz. Abi yani bugün işi gücü yolunda olup yarın ne olacağımız belli mi yani? İşte o ben çocuk onu söyledi. Bak kaç yıldır evliyim ben acı? 5-6 senedir evliyim. 4 kere sıfırdan başladım ya. 4 kere iş değiştirdim. Olabilir. Sektör değiştirdim ve hani bir sene bildiğin çok 2 sene hatta çok sıkıntılar çektim. Parasızlık çektim ama sonrasında bir toparladım. Çok para kazandım. Hani bu hayat devamlı stabil gitmiyor ki. Sen neye göre bir insanı buna göre yargılayabilirsin? Bir insan adamsa veya kadınsa düzgün bir
Biri ise ya işte artık o yani. Öz insanlık falan günümüzde iyice böyle arka planlara gitmeye başladı. Yani olay statüye döndü ya biraz. Garip. Olabilir ya da iyi bir yemek de yediğin olabilir. Bunlar hayat kalitesini yükselten şeyler olduğu için kesinlikle. Hayat kalitesi iyi yediğin yemek değil bacım. Ah be. Güzelliğimdense sohbetimden daha çok etkilendim. Sohbetinden daha çok etkilendim. Evet diyorsun yani. Evet aynen. Doğru. Onurcan senden beklenmedik bir. Ben söyledim, açıklamaya çalıştığım buydu işte. Birincisi unik bir insan olduğunu düşünüyorum ben Ancel'in. Danimarka'ya da gitse yarın orada herhangi bir Danimarkalıymış. İnsanlarla kaynaşabilir gibi geldi bana. Ben mi? Bir tık bilmiyorum. Daha böyle geleneksel kalabilirim hatta Ancel'e göre. Onu da birazcık sezdim ve ben normalde tam aksi olduğunu düşünürdüm hani kendimle ilgili. Bundan etkilendim. Onun dışında da muhtemelen karşısındakinin gerçekten kişisel özgürlüklerine, haklarına falan çok saygılı olan bir insan. Bundan da etkilendim. Harikasın Onurcan. Yani hiç nüüt demedin. Ne bileyim, bize gelsene film izleyelim demedin. Ben hep bekliyorum. He? Ne, biri bir şey mi dedi lan Discord'dan? Onurcan diyorum, tertemiz oynadı abi bu arada. Evet evet, Onurcan yolunu biliyor ya. Demedin hiç. Aynen. Vallahi çok iyi. Çocuk onu söylemedi. Daha önceden zenginmiş, batmış, seninle de batmışken tanıştı. He. Öyle mi söyledi? Ben onu şey gibi algıladım. Birlikteyken iyi durumu, sen de okeysin falan. Sonra batmış, işte yanında olur musun, olmaz mısın? Tamam, o farklı şekilde sorduysa okey. Yani ona okey dediğim için değil, konuyu yanlış anlamışım. Anca sen Onurcan'ın sohbetini sevdin mi? Evet, ama bence birazcık çekingen olduğunu düşünüyorum şu evet, anki. Evet, evet, öyle, öyle. Tabii canım, Onurcan çekingen şu an. Bence Onurcan'ın galerisine girsek o kadar nude yoktur diye düşünüyorum. ezdi bu arada. Vardır ama o kadar yoktur diye düşünüyorum. Bir şey söyleyeyim. Çok doğru. Yok. İbrahim Bey, sizce Onurcan'da çok var mıdır? Siliyor hepsini ya. Şey değil mi? Gizli gizli yatıp gizliyi de gizliyor falan böyle. Beni heyecanlandıran bir soru. Beni yakışıklı buldun mu? Ya gerçekten artık ayağa kaldırabiliyor muyum seni ya? Lütfen kalkabilir mi ayağa? Arkadaş. Oğlum Onurcan'ı zincirlemişler lan. Ha yok, o diğerlerinde de var. Ha bu şeymiş, pardon, dedektörmüş. Şu üstünü görünce Onurcan hazıra geçti sandım yani. Kız boyunu merak ediyor Allah erkeklerin çok ya. Çok önemli bir şey ya. Merhaba. Tamam, bakayım birazcık boydan. Ha tamam, okey. Cevap veriyorum. Evet. Doğru. Evet, bravo. Teşekkürler. Ben çıkartabiliyor muyum? Onurcan, az öncekini tekrarlayalım be, madem beğendi seni. Hani popoma güveniyorum demiştin ya gözlerine bakarak. Başka nerene güveniyorsun? Hasan sen de kaşınıyorsun. Bak birinin gözlerine bakarak. Lütfen kalbime deme, burada kusarım hep beraber lütfen. Zekama güvenirim gerçekten. Onurcan mühendis mi? Animasyoncuyum ben. Gerçekten çok mühendis tiplemesinde geldim onu da. İlk defa duydum gerçekten. Yani mühendislik şey fakülteleri genelde kızsız oluyor ya, o yüzden. Şu an chatte boyu kısa olanlar var ya, çıldırıyor çıldırıyor. O hala gömüyor ya. Abaza gibi davranıyor. İletişim bazında zekama çok güveniyorum. Ne? Çocuğa abaza gibi davranmaya başladılar da. Ben ama o alakası yok da, o da biraz tabii garip, bir mırpalanmış yoklukta gibi. Çünkü daha ilk konuya hani nüt alt, nüt var, nüt atarım, vücudum beğenirim falan deyince. Kız oynadı ama onunla, babali. Evet. Oynadı bak. Kız o hale getirdi çocuğu. Olabilir, olabilir. Yoksa temiz arkadaş yani. Aynen, evet, duygusal zekama çok beğenirim gerçekten. O da çok önemli tabii, duygusal. Yok gerçekten önemli. İbrahim Bey, Rusya'da nasıllar peki? Duygusal zekaları yüksek mi? Ruslarda evet. IQ da yüksek, EQ da yüksek. Öyle mi? Evet. Ruslarda yüksek. Şimdi konuştunuz, sorular sordunuz, cevaplar aldık. Birbirinizi tanımaya çalıştınız. Stüdyo olarak da sizi dinledik. O malum soruya geldik. Birlikte, birbirinizi tabii gözlerinize bakın. Ancel niye sürekli bir yere kilitleniyorsun? Canlıyım böyle, bekliyorum. Bir de kalkacakmış gibi. Tamam, göz göze bakın. Bak, göz göze bakın. Ayağa kalk. Hem makine mühendisi okuyorum hem de boyum kısa, ben ne yapayım abi? Bak falan yok. Ancel ve Onurcan birlikte ilk buluşmaya var mısınız? 3. Çok romantik bir an, neden böyle? Ay ben yapamam. 3, 2, 1. Bravo. Helal be. Söndür ateşini Ancel. Söndürün. İlk buluşma olarak değil de bunu burada daha iyi konuşabildiğimizi düşünemem. Yani birazcık çekindiğini düşünüyorum. Yüz yüzeyken daha farklı bir insan olacağını. Onurcan'ın sıfatı değişti, baksana artık. Hani tamam, bitti bu iş. Baksana. Çünkü ilk buluşma olarak değil de bunu... Bak orada şey diyor İbrahim, bende abi bende diyor. Ancel neden okey dedin ilk buluşma? Burada...
değil de buluşmaya. Çünkü ilk buluşma olarak değil de bunu burada daha iyi konuşabildiğimizi düşünemem. Yani birazcık çekindiğini düşünüyorum. Yüz yüzeyken daha farklı bir insan olacağını düşünüyorum. Onurcan sen nüt atar falan öyle mi? Nedir? Özgürlükçü bir bakış açısı olduğu için evde, hani onu daha fazla tanımak isterim. Evet. Bana da bir şeyler katacağını düşünüyorum bunu. Niye sırtıyorsun peki? Ya bu arada ancak güzel tabii yani o da var. Evet senin üstüne çok geldik Onurcan. Heyecanlandırdık seni. Tabii çok dalga geçtik ama sen nütçü falan değilsin. Değilim, inşallah. Değilim. Tabii artık seyirciler karar verir nasıl birisi. Ancak sen zaten çok özgüvenli, kendini iyi ifade eden, çok da hoş bir kadınsın. Bunları Onurcan'ın söylemesi gerekiyorken o güvendiği yerleri... Ben Onurcan'ı sevdim ya. Onurcan'ı sevdim ben. Onurcan üzümlü kekim. Çok utanıyor. Herkese teşekkür ediyorum. İbrahim soru vardı. Sizlere de. O zaman sizi ilk buluşmaya gönderelim. O zaman ne ikili soru? Sana soracağım. Bir de herkes bak cevaplısı. Şimdi çok güzel bir soru vardı aslında. Çok gıcık bir soru. Sinir bozucu bir soru. Ne o? Dedi ki Instagram'a sevgiliniz nude değil de hani Çekici. Çekici. Ha, fotoğraflar koysa ne yaparsınız diye sordum. Şimdi benim içimde bir doğru cevap var bir de pratikte yapacağım cevap var. Ben normalde hani doğru cevabı biliyorum da onu pratiğe dökemem. Anladın mı? Yani izin veremem öyle bir şeye. Atamaz yani hani. Sikerlerin Instagram'ını şimdi bak. Ben kurulmaya başladı. Kendi kendime. Zaten kuruldum. Orada chat hemen bir yükseldi böyle. Ne oluyor hayırdır falan diye bir yükseldi chatte. Birkaç kişi de şey falan diyor onlar da böyle. Atabilir abi. Benim doğal hakkı falan diye o moda girenler de var chatte. Sevgilim hiç olmadı bilemem. Beni ilgilendirmez kimse gidiyor. Hayat kısıtlarına soruyor. Ya oğlum o işler öyle olmuyor. Yani altında böyle 3 tane alevli 4 tane patlıcan emojisi gördüğün zaman ne oluyor dersin anladın mı? O işler farklı. Sen bir ne diyorsun abi? Ya ben mesela abi... şeyse ne? Ama ona da karışamazsın hacı. Ne? Sen o kızla tanışmadan önce de eğer ki öyle bir Instagram varsa onu değiştirmeye i̇şte, çalışmak o, o zincirlemek oluyor işte. Yani sen hali hazırda atıyorum mesela örnek vereceğim şimdi. Bir influencer ve hani ya şimdi burada fotoğrafın nasıl olduğuyla da ilgisi var bunun. Şimdi kimisi de bokunu çıkartıyor arkadaş. Yani diyorsun ki olmaz abicim böyle bir şey yani bu kadar da abartı. Hani bu özgürlük falan bilmem ne de şimdi herkesin de bir bakış açısı var bir duruşu var. Taşıdığı bir durum var yani. Taşıdığı bir duruş var daha doğrusu. Şimdi sen bu halde hayatını yaşayan ve sürdüren bir kişiye erkek veya kadın fark etmez. O noktada ulaşmış ve tanışmışsan öyle birbirinize yürümüşseniz diyeyim. O noktadan sonra kalkıp da bir ilişki başladıktan sonra hayır kardeşim atamazsın onları sileceksin onları kaldıracaksın demek zaten hoş değil. O zaten yürümez abi o iş. O zaten yürümez bir noktadan sonra sana o böyle küçük batmaya başlar. İlk başta herkes o tip şeyleri böyle falan ne olacak ne olacak diyor ya da öyle beğeniyor. Ondan sonracıma bir sahiplenme duygusu, sahiplenme durumu ortaya çıkıyor ve diyorsun ki yalnız o fotoğrafları bir kaldır artık yani. O bak görüyorum şu şu da like atıyor, burada bilmem ne oluyor. Hiç sevgilim olmadı ki. Zaten öyle birisi de böyle bir işi başlama saçma. Bence karşılıklı fedakarlık olma. Ben de sadak mesleği görüyorum. O da aynı şekilde böyle olunca oturduk. Ya işte bunlar karşılıklı iletişim meselesi yani. Kapadık ya da bilmem ne görüksü kral ayak full çıplak foto atmış 12 yaşındayken görmüştüm psikolojim bozulmuştu. Niye meme gördün diye psikolojim bozuldu. Atan. Bir mevzu varmış hacı. Seansa giriyormuşum. Kıskançlığı çıkarıyorlarmış içinde. Allah Allah. Bana Fırat dediydi. Çok kıskançmış Fırat. Var ya. Ha. Ne oluyor ya falan kanallar. Deli gibi kıskançmış. Sonra Ceyda onu oraya götürmüş. Neyse artık. Sonra geçmiş. Allah Allah. Abi gerçekten bak çok kıskançlık garip. Çok kötü bir duygu ya. Acı çekiyor. Kıskançlık niye kötü bir şey. Bir kızıyor bana mesela. Kıskanıyorum kızıyor bana. Ama sanki istiyorum. Düğmem var da kapatacağım kıskançlığı sanki. Kıskanma diyor. Kıskançlık kötü bir şey bu arada yani ben de böyle düşünüyorum eskiden uzun ilişkilerinde falan böyle harbi ilk zamanlarımda böyle gençlik zamanlarımda bilhassa bayağı kıskançtım. Bayağı böyle kontrol bende olsun kontrolü ele alayım hayırdır ne oluyor falan yani böyle açtırmaço anlamda demiyorum ama kıskanıyordum yani.
Niye abicim diyordum benim kızım. Belli bir yaşa kadar herkeste vardır. Evet abi. Belli bir yaşa bir yerde oluyor. Yok o aslında silinmiyor kolay kolay içinden. İşte hayatına giren insanla ilgili bazen şey yapıyor kadınlar ya da erkekler. İşte bir düzenli bir duruma geçtikten sonra, evlendikten sonra, bir ilişkiye girdikten sonra biraz daha trimliyorlar. Bir sürü nokta beliriyor. Bilmiyorum. Doyurmuşlar abi. Neyi doyurmuşlar ya? Ya adam çok sevdiğini kıskanır sadece kısmı bana çok saçma geliyor bak. Olay öyle bir şey değil. Bu sonra ters de tepiyor. Sen beni hiç kıskanmıyorsun, beni sevmiyor musun'a da bağlanıyor. Bunların hepsinin bir dengesi var arkadaşlar. O dengenin üstüne çıktığın zaman hepsi zarar. Kendine de zarar, karşıya da zarar. Ya güven farklı bir şey bak. Seni kıskandırmayacak, seni delirtmeyecek şeyleri yapmak da bir yol. Bir yandan da sana saygı duyması da farklı bir yol. Yoksa kıskandırmak kolay bir şey oğlum. Zor bir şey değil ki. Kıskandırırsın ne var? Ama hep söylüyorum. Doğru yani. Mirab'ın söyledi doğru. Çok kıskançlık yıpratır. Yıpratmama şansı yok. Bunu bir de silah olarak kullananlar var. O işin en tehlikelisi. Yani birazcık moralman çöküntüye düştüğünde, birazcık karşı tarafa bilendiğinde otomatik olarak kıskandırmaya yönelik, hani dikkat çekeyim, bana geri dönsün ya da ne bileyim bana tepsin diye eylemde bulunan adım atanlar var. O işte adamı hasta eder. Onlar çok tehlikeli. Zaten onlara bulaştıktan sonra ilişki dağılıyor yani. Öyle hatalar yapılıyor ki orada. Bu sefer de gururunla, onurunla bilmem ne falan mücadele etmek zorunda kalıyorsun. Hepsini yaşadım ben yani. Ha? Çok çirkin bir şey. Çok çirkin bir şey. Yani çok ağır bir şey o. Bunlar genelde tabii daha çok gençken yaşanıyor. Sonrasında herkes bunları tecrübe ediyor, yapıyor. Bir faydası olmadığını anlıyorsun. Sadece bununla kişiyi, karşındakini yine kadın erkek fark etmeden kontrol altına aldığını sanıyorsun ama içten içten şişirip aslında onu kendinden uzaklaştırıyor oluyorsun. Bununla yüzleştiğin zaman yani bütün o kıskançlık krizleri, bütün o işte yönlendirmeler, üstünlüğünü kurmaya çalışmalar bir noktadan sonra onu senden aldığında diyorsun ki bu bana da zarar, karşımdakine de zarar. Daha ılıman şekilde çözmeye başlıyorsun. Öyle öyle ben yaptım yapmadım değil yani ben de çok kıskanıldım ben de çok hatta o zorbalığa da dönüyor bir noktadan sonra. Bir o de feda... Inception gibi bir şey var pardon. Ne ya tamam. Yok yok söyle söyle. Yani bitti. Inception oluyor gibi ya hani film var ya Inception girip rüyasına fikir empoze falan ediyorlar sonra uyandığında adam onu yapıyor falan. Hmm. Hani sen birini kıskandığında gidiyorsun hiç alakası yok aklın ucundan geçmeyen şekilde. Biriyle yakıştırıyorsun. Hayırdır bu kim falan diyorsun. Aa, o da çok o da çok tehlikeli. Bir de ona şöyle bir cevap gelir. Biz hissederiz. Yani çoğundaki hissederler. Öyle bir algın yok ama karşındaki o algıyı evet. Yaşatıyorsun. Bakın o en önemli şeylerden biri Burçay'ın. Doğru söylüyor. Bak çok doğru söylüyor. Sen kendine güvenmeyip karşındakine güvenmeyip sürekli bir hedef gösterirsen o kişinin tahammül seviyesini azaltırsın ve ne yaparsın biliyor musun? O kıskandığın kişileri karşındaki hayatındaki insana yüceltirsin. Böyle kendi değerini aşağı çekersin. Diğer o insanı ya da kıskandığın kurulduğun tiplemeleri veya insanları onun gözüne sokarsın. Farkında olmadan bunu yaparsın ve sen değersiz konuma düşüyorsun otomatik olarak. Diğer insan da ona ulan diyor bu yanımdaki hiç aklında olmayan kişiyi niye bu kadar taktı diyor. Ufak ufak belki de oraya yönlendiriyorsun sen onu. Anlatabildim mi? Bunlar çok ince hassas şeyler. O yüzden arkadaşlar rahat olacaksınız. Diyeceksiniz kardeşim ben kendime güveniyorum. Sevdiğime güveniyorum. Ondan sonra hep aynı mantık. O beni kaybeder mantığıyla ilerlersiniz. Kendinizi değerli konuma yerleştirirsiniz. O da karşınızdaki de bunu yaparsa tertemiz bak. Hiçbir sıkıntı yok. Ha, olası bir kötü durumda da hep diyeceğiniz şey olacak. Tamam erkenden gördüm erkenden keşfettim. Oh Allah beni kurtardı dersin. Yoluna bakarsın. Bu kadar basit. Ben böyle düşünüyorum. Yani bir noktadan sonra bu seviyeye geldim artık. Çünkü bunları yaparken o kıskançlık krizlerinde karşınızdakine hiç saygı göstermiyor oluyorsunuz. Böyle toksikliyorsunuz, laf sokuyorsunuz, aklına bir şeyler sokuyorsunuz. Düşünsenize ya karşınızdaki insanda öyle bir düşünce yok. Ama hayatındaki kişi sürekli onu suçluyor böyle. İster istemez suçluyor. İster istemez yönlendiriyor. Çok büyük baskı. Ne oluyor? Fedakarlıklar başlıyor. Ulan diyor ben dur kıskanmasın. Dur şunu yapmayayım. Dur bunu yapmayayım diyor. Onu izole ediyorsunuz. Bir gün geliyor. Bam.
patlıyor insan. Eskerim diyor ya, gidiyor aldatıyor ya, gidiyor işte saygı duymuyor ya da artık soğuyor falan filan.